Evet, ikinci bölümde Özdemir İnce bizimle birlikte olacak demiştik. Cumhuriyet Gazetesi yazarı, şair Özdemir İnce bugün stüdyomuzda. Özdemir abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Stüdyo olmak güzel. Yani Skype'da tabii konuşuyoruz, <laughs> sohbet ediyoruz <laughs> ya, ama. Tabii şimdi Skype'ın karşısında kendimi ayarlamayı beceremiyorum. <laughs> Böyle gökyüzüne falan bakıyorum falan bir türlü ayarlayamadım. Ondan sonra böyle... Merdan da ondan yakılıyor. Ya diyor Özdemir abi bir türlü aşağı bakıyor. Yok ya şimdi <laughs> Ülkemle çalışıyoruz falan olmuyor. Ama sütü çok rahat. Bak ne güzel kağıtları açtım. Şeye bakarım. Kamera iki tane değil mi kamera? Ee, üç mü? Üç numara mı? Şu kamera sizin ha, kameranız. Biliyorum. Benim eski mesleğim Bu Sağdaki kamera. Vaziyet böyle. Ben geldiğime sevindim. İşte Niye? Bu havayı solumak çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim en çok sevdiğim, iki yani üç tane meslek temelde yaptım. Birisi öğretmenlik. Öğretmenlikten tadını çıkarmadan postaladılar. Postalandım, kendim ayrıldım. <laughs> Sonra biliyorsun 15 yıldan fazla televizyonculuk yaptım. Sonra da yazarlık yapıyorum. Şanslı bir adamım. Hep güzel mesleklerim oldu. Yani severek yaptıktan sonra e, şeyin sözüydü değil mi? Vodil'in e, sözüydü. Evet. Hayatta en çok yapmayı istediğim işi yapıyorum. Üstelik bana para ödüyorlar. <laughs> Mesela bugün ben saat kaçta uyandım biliyor musun? Beşte. Beşte uyandım. Uyamadım çünkü buraya geleceğim. <laughs> e, hem heyecan var hem de e, konuşacağımız konu son derece çetrefilli derinlikleri olan bir şey. Evet, evet, evet. Yani Bugün bu... çevirileri konuşacağız. Çevirilerin evrensel kültür paylaşılması adına neler getireceğini, içe kapanmanın getireceği durgunluğu, gelişmeyi önleyici, engelleyici, nasıl bunu yaptığını konuşacağız Özdemir abiyle. Ve örnekleriyle anlatacak Özdemir abi bize. Evet. Tahminime göre televizyonlarda bu konu, bu bağlamda, bu derinlik ve genişlikte ilk defa konuşulacak. Evet. Az önce ben mesela internette indirme hızı açısından Türkiye'nin en geri ülkelerden birini e, olduğunu söyledim. Çeviriler açısından baktığımız zaman e, dünyadaki yayınların e, Türkiye'ye çevrilmesi konusunda da bir takım istatistikler de var mı? E, şöyle, e, Şöyle diyeyim, şuradan başlayayım ben, oraya da gireyim. Tamam. Doğa çeviri üzerine kurulmuştur. Çeviri olmadan hayat devam etmez. Çevirmenler kimdir yahut da tercümanlar doğada? Arılardır. Arılar evet. sayesinde çiçekler tozlaşır. Arılar kalktığı zaman tercüman olarak... Ee, bitkiler yaşam durur, üreyemez. Ondan sonra kuşlar şey alıyorlar, e, diyelim ki kiraz alıyorlar, yiyorlar. Ondan sonra onu salıyorlar. O büyüyor. Yani hayatın devam etmek için, gelişmek için bir aracıya ihtiyacı var. Bir aracıya evet, ihtiyacı evet, var. Evet. Evet. Çeviri de böyle. Çevir, Yazı dediğimiz zaman da e, çevirmenler. Tabii yok şimdi çevirmen hayatın her yerinde var. Mesela şimdi ikimiz konuşuyoruz. Kafamızda bir elektronik çevirmen var. Benim ne dediğimi sen düşünerek çeviriyorsun kendi evet. diline. Çünkü benim konuştuğum Türkçe bana ait bir Türkçe, senin konuştuğun Türkçe sana ait bir Türkçe. Ve şeyler, tercüme ediyoruz, düşünceleri anlayabilmek için. Yani bu. Eğer çeviri ve olmasaydı, tercüme olmasaydı, uygarlık olduğu yerde dururdu. Zaten çeviri, olay lafını kullanmayı sevmiyorum. Çeviri eylemi, en etkin olarak, Akdeniz bölgesinde görülür. Çeviri sayesinde Akdeniz bölgesinde uygarlık genişlemiş ve derinleşmiştir. Ee, çeviri olma birbirine uzak uygarlıklar var. Mesela Avrupa e, kültürünün ve uygarlığının e, Japonya ile pek ilişkisi olmamış. Çünkü bu e, Uzaklık. Avrupa uygarlığı dediğimiz zaman eski Yunan'dan itibaren e, Sümerlerden <laughs> itibaren başlamak lazım. Yani milattan önce 5000 yılından başlamamız lazım. E, Tevrat çünkü 3300'lerde falan yazıldı milattan önce. E, ama Bunun çok öncesi var. Bunun çok öncesi var. Hititler var. Efendim şey var. Efendim e, Mezopotamya var. Mesela Filikler şimdi, şimdi Adem-Havva tartışması yapılıyor. Adem, Lübnan tanrısıdır, adam odur adı. Evet. Ondan sonra Havva, hiç tanrıçasıdır, Hepatut'tur. Adem ve Havva Sümerlere kadar da… Tabii tabii. Hı -hı. Şimdi mesela benim bir akrabam vardı, deli Hapa denirdi. E, e, toroslarda, 1500 metrede. E, neydi annemin dayısının kızı hapa. Ya niye bu hapa hapa diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir yerde şeyi yok. Sen söyle örneği yok. Hayatımda bir kere hapa duydum. O bizim deli hapa. Sonra bir mitoloji kitabı okuyordum. Baktım ki Hepatut. Hepatut. Hitit tanrıçası. O şeye Yunan'a Ebe hebe olarak geçmiş. Bu orada Yunanistan'da ev, iv, eva evet, evet. şekline dönmüş şu anda. Mesela iv var, eva var. Aynen, doğru. Ondan sonra hava olmuş. Hava olmuş. Şimdi bu tabii işin e, isimsel e, köken araştırması. Şeyin, e, din kitaplarını yazdığı ayrı bir e, hikaye. Bizim söylediğimiz e, dilsel bir Çözüm. Yani birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi e, şöyle e, diyelim, bir Akdeniz uygarlığı var. Bu Akdeniz uygarlığı ne, nereden çıktı? Böyle birbirinden ayrı kompartımanlar halinde. Değil ama zaten çevre büyük ha, medeniyetlerle e, çevrili. Yok zaten medeniyet. Medeniyet olmadan da bir yaşama tarzı evet. var. Yaşama tarzı var. Şimdi şöyle, kültür ve e, insan hayatı eğer karışmazsa birbirine, o ölür. Mesela şeyde görüyoruz bunu, sosyolojide e, okutmula, e, okuttular da, ee, çok iyi bir sosyoloji hocamız vardı, öğretmenimiz vardı. Ee, bize lise son sınıfta ciddi e, sosyoloji öğretirdi. Mesela Havva ile Adem evlendiler. İlk çocukları ikiz oldu. Bir kız, bir oğlan. İkinci çocukları da ikiz oldu. Kardeşler birbirleriyle evlenmediler. İkizler çapraz İkinci ee, ikinci ikizin erkeğiyle birinci ikizin kızı, kızı. evlendi ve tersine gitti. Bu böyle devam etti ve ensest olmadı. Aslında bugün de bu tür evlilikte Çok tartışılır. Bugün o yani. de bu tür evliliklere izin verilmiyor zaten. Ama o zaman bir de biyolojik tarafı da var. Tabii. Şimdi daha sonra daha sonra klanlarda ve fratrilerde bir evlilikte baktılar ki aynı klandan evlendiği zaman aynı aile içi evlendiği zaman soy bozuluyor. Çolak doğuyor, Kambur doğuyor, Topal Özürlü. doğuyor, Özürlü doğuyor. Bunun üzerine ee, şeyini bilmeden, nedenini bilmeden e, yahut da bir ilham geldi bunlara. Ya diyorlar kendi kendilerine biz dışarıdan kız alalım. Başka klanlardan kız almaya başlıyorlar. Buna egzogami denir. Dışarıdan evlilik. Aile arası evliliği de endogami <laughs> evliliği. Şimdi ne zaman ki egzo, egzogami dışarıdan evlilik başlıyor, o zaman insan sağlığına kavuşuyor. Ve boyu uzuyor, efendim, güzelleşiyor, ee, dışarıdan özellikler getiriyor, senin özelliklerin ekleniyor buna <laughs> ve melez olunuyor, melez olunuyor. İnsanlar melez. Ee, i̇nsanlar e, tamamı melez. Ben melezim, sen de melezsin. Sokakta ilk rastladığımız adam da melezdir. Çünkü bu toprakların 5000 yıllık genlerine sahibiz. Ee, Doğru. Gen araştırması yapıldığı zaman ger, gerçi 5000 yıllık gen çıkmıyor ama daha yakın zamanda genler çıkıyor. Mesela gen araştırması yaptır en az 5, 6, on gen toplamı var insanların bedeninde. Be bedeninde. Şimdi e, bu böyle. Kültür de böyle. Kültür de böyle. Eğer e, dışarıda dışarının kültürünü almazsan, kendi kültürünle kalırsan yozlaşıyorsun. Enses yapıyorsun enset yapıyorsun. Bu nedenle başkalarının kültürüne ihtiyacımız var. Genişleyemiyorsun, ufuk açamıyorsun. Aa, yani düşünce sistemi benzer falan şeyler. Mesela ben e, şeyde hangi yıl? 1995 yılında hayır, bin, evet 1995 yılında kaç yıl ediyor? 35 yıl önce. Almanya'da yayınlanan bir dergi benimle de röportaj <laughs> yapmış. Çeviri üzerine. Çevirinin adı Enses'te karşı çeviri. <laughs> Bu Almanya'da yayınlandı. Sonra efendim, Çile Törenleri diye bir kitabımda yayınlandı. Sonra başka kitaplarımda yayınlandı. Yani toplam olarak 4-5 kere yayınlandı. Buradan Bir iki cümle okumak Tabii. istiyorum. Biliyorsun ezbere konuşamam ben. Yalnızca şiirin değil, bütün kurumlarıyla kültürün durumu da böyle. Kapalı kültürlerin, kapalı devre şiirin durumu enseste benzer. Bütün kültürlerden yalıtık kültür sonunda yozlaşır. Bütün şiirlere kapalı şiir bir gün kesinlikle sakat doğumlara yol açar. Çünkü şiirsel kapalı devrenin ensesten farkı yoktur. Soyu korumak, soyu güzelleştirmek için aile dışı, giderek klan dışı evlilikler gerekir. Yani çeviri. Çeviri. Çeviri böyle şey ettim size. Bir de çeviriyi aşıya benzetmişim. O, o gerçekten önemli. Aşıya ben, aşı yapma gibi. Şimdi diyorum ki çeviri kimi yazılarımda aşıya da benzettiğim olmuştur. Almanca'da da böyle midir bilmem. Almanya'da yayınlanacak ya, yayınlandı ya. Ama Türkçe'de aşının iki anlamı var. Biri ağaçların soyunu geliştirmek. Yaban ağacını meyve veren ağaca dönüştürmek için aşı yapılır. Genler arası aşı yoluyla yeni türler üretilmiştir. Şeftaliye ile erikten nektarin üretildi. Aşının ikinci öteki anlamı ise hastalıklara karşı aşıdır. Yani evet. Hem e, yeni bir tür üretmek için aşı hem de hastalıklara karşı aşı. Demek ki başka bir edebiyattan, başka bir kültürden, başka bir yaşa yaşam tarzından transfer ettiğimiz her şey bizim sağlığımıza ve aklımıza iyidir. Yararlı. Ha. Şimdi şu geliyor aklımıza. Bir ülke kendi kültürüne, kendi diline, kendi siyasetine telefon çalıyor boşver. Ondan sonra kapaldığı zaman ölür ölür. Ee, mesela şimdi Türkiye'nin hali, Türkiye'nin hali giderek kendine kapanıyor. Siyaset olarak kapanıyor, ekonomi olarak kapanıyor. Bu e, ekonomik olarak kapanma zaten mevcut sistemin başarısızlıklarından geliyor. Dış siyasette kapanmak da içteki başarısızlıktan geliyor. Bizim durağanlıktan kurtulmamız için e, ülke olarak bak şimdi tercümeden buraya geldik. Ama bu, çok ilintili. Bu değerli yalnızlık diye bir palavra vardı ya. Evet. Biz değersiz olsa bile çoğula gitmemiz lazım. Ne olacak? Yani dünyadan kopmadan. Aman aman sin <laughs> telefon <gülüyor> Neyse. Kapatalım duy... istersen. Ya... <laughs> ya dur. Neyse. Seyirciler de duydu telefonum. Eşek anırtısı. <laughs> Yok bu, bu doğal. Ben, benim televizyonculuk anlayışımda. Bu vardır. Doğal Nedir? benim telefonum eşek anırtısı. Duysunlar. <laughs> Bir şey bu. Yani efendim burada e, ben e, şey e, çekim yapılırken falan e, başlangıçta efendim öbür e, şey görünüyor derlerdi stüdyoda. Kamera görünsün. Nerede ne, olduğunuzu nerede sizin. Neyse ver şimdi kapattık. E, bu yeni nasıl kapatılacağını da bilmediğim için neyse seyirciler de ee, şeyimin, telefonumun nasıl öttüğünü Duymuş anlamış oldular. oldular. Neyse biz şeyimize, lafımıza döner Evet, ee, bu evrensel kültürlerin bir ee, araya gelmesi ve zenginleşme ee, ya da daralma, Mesela Mesela şey, şöyle bir ünlü laf var. Efendim, batının tekniğini, teknolojisini alalım ama her şeye kendimizi kapatalım. Evet. Yani 1.4 milyon avroya otomobil alalım. Zırhlı otomobiller, lüks evet. otomobiller alalım. Ee, en iyi markalardan cep telefonlarını alalım. Ama kültürel konularda aman ha, uzak duralım. Yok, mümkün değil. Hele günümüzde kültürel <laughs> olarak kapanmak mümkün değil. Ee, yıllar önce e, Almanya'da ee, Esen Eyaleti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın bir toplantısı var. Beni de çağırdılar. O zaman Hürriyet Gazetesi'nde çalışıyordum. Şikayet şu. Bir türlü e, e, Türk işçilerin entegre olmaması. Ben de dedim ki ya e, siz kendi kabahatinizi düşünmüyorsunuz. E, Türk işçilerini tembel falan diyorsunuz. Bu herifler çalışıyorlar 8 saat, 9 saat. Ondan sonra evlerine geliyorlar. Yemek yiyorlar, yatıyorlar. Ne, zaman lazım. öğrenme şey olacak? Siz şey yapmanız lazımdı. Türk işçileri buraya getirdiğiniz zaman kurs açacaktınız. Efendim 6 ay bunlara temel Almanya'yı, Almanca'yı öğretecektiniz. Hepsi öğrenebilir ama gelir gelmez bu çocukları, bu insanları siz Maden ocaklarına, şey, indirdiniz. maden ocaklarına indirdiniz. Nasıl öğrensin bunlar? Ayrıca dedim şimdi daha zor. Hem öğrenirler hem de mesela şimdi cep telefonu icat oldu dedim. Ee, mesela e, bir genç gelin e, yaprak sarması nasıl yapılır? Bunu so sormak için anneannesine Türkiye'ye telefon eder. Yani mesele bu ihtiyaçlar meselesi. Türkiye'nin kapanmaya değil açılmaya açılmaya, hiç, açılmaya. efendim ahlakımız bozulurmuş ya e, turist ahlak bozar e, e, bir ya şey mi Şimdi biliyorsun. bunlar saçma sapan şeyler. E, mesela bir şey söyleyeyim. E, Japonlar e, derler ki Japonlar efendim şey yapmaz hiç. Batı ilişkileri yoktur. Kapalı. Kapalıdır. Ama teknolojide? Ee, şimdi ben şeye gittim. Ee, Japonya'ya gittim. Japon hayatını gördüm. Ee, Japonlardan bir tek e, şikayetim. Sigara ikram etmiyorlar. <laughs> Sigara sağlığa zararlıdır çünkü. Yok yok kendilerini çıkarıp <laughs> içiyorlar fakat vermiyorlar. <laughs> Neyse. Almanya, e, Japonya'da e, gençler batılılar gibi giyiniyorlar. E, batılılar gibi müzik yapıyorlar. Dünyanın her orkestrasında neredeyse bir Japon, violonist yahut da piyanist yahut da diğer e, enstrümanları çalan müzisyen evet. var. Ha, e, ben televizyonda e, planlama müdürüyken, bir Shogun diye bir film vardı. Onun tam adını unuttum. Evet, Shogun Japonya'yı anlatıyor. Japonya. Anca insan e, bunun... Hay Toranaga Hay to, hatı, falan. efendi Toranaga. He efendi Toranaga. Şimdi e, efendi Toranaga Toranaga bunlardan biridir. Japonlar e, 16. yüzyıldan itibaren belki 17 bilemiyorum. Onu uzmanlar bilir. Ben sadece olayı biliyorum. Benim verdiğim tarihler yanlış olabilir. Fakat anlattığım olaylar doğrudur. Anlattığım olaylar doğrudur. Çünkü bende olay hafızası var. Efendim e öğrenci gönderiyorlar Batı'ya. Amerika yokken Avrupa'ya gönderiyorlar. Onlar 10 on yıl falan orada kalıyor. Grup halinde tamamı Dönünce her tarafı kapatıyorlar. Ve 10 yıl içinde yeni 10 yıl içinde bu adamların getirdiklerini hazmediyorlar. Yani batıdan evet. şöyle, Siz çalmaktan bahsettiniz. Çalın da diyorlar bunlara değil mi? Teknik bilgileri, işi, teknolojik Çinliler, gelişmeleri. Çinliler, Çinliler gönder, gönderiyorlar. Mevzul miktarda Çinli var. Her evet. yerde. Ee... Şöyle bir şey olmuştu. Ee, Japonlar, bu dizüstü bilgisayarlar ilk çıktığında Amerika'da geliştiriliyor. Onun alıp çaldılar e, o teknolojiyi. ilk Japonya'da yaptılar. Amerika o markanın Amerika'ya girmesini yasakladı. Yıllarca. Ee, şimdi... şimdi markanın adını söylemiyorum. Yok, Ünlü boşver, bir Japon markası. Zaten bak. Teknoloji hırsızlıktır. Evet. Hırsızlık yapmadan e, teknoloji geliş patent satmıyor adam. Siz bir şey söylediniz. <laughs> Pardon. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk ha, az tamam. önce programa hazırlanırken. Ona gelmek istiyorum. İşte bu yurt dışına e, genç e, sanatçılar, müzikçiler, bilim insanları falan gönderildi. Evet. İşte bu karışımı, evrenselleşmeyi. Şimdi de bak. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kuruldu. 1924 yılında hangi ay bilmiyorum. Hangi ay bilmiyorum ama e, üniversitelerden, liselerden öğrenciler seçildi. Kimyacı, fizikçi, ressam, müzisyen bunlar Avrupa'ya gönderildi. Bunlardan biri Necip Fazıl Kısakürek'tir. Necip? Necip Fazıl. Necip Kısa, Fazıl da mı gitti? Necip Fazıl gitti. E, Sorbon'da felsefe okumaya gitti. Fakat felsefe okuyamadı. Orada kumar oynadı. E, şeyden gelen paraları, milli eğitimden gelen paraları kumara yatırdı. Bunun üzerine e, Almanya'dan e, talebe müfettişi geldi. Buna bir para verdi. Git bu parayla Marsilya'ya Marsilya'dan da vapura bin. Dön. Türkiye'ye dön. Yani diploma falan alamadı, okula da semtine uğramadı Ben bunu şeyden söylüyorum. Baba Ali diye bir kitabı var. Evet. Orada okudum. Yani bu kendisi bu... anlatıyor. Kendisi anlatıyor. Ondan sonra Marsilya'da da gene kumar oynuyor. Paraları bitiriyor. vapur parası da gidiyor. Vapur parası da gidiyor. Gidip şeyin kapısına dayanıyor. konsolosun Neyse har hır gür bilmem ne parası sağlanıyor ve dönüyor. Ama demi seninle konuşurken bazılarının adını söyledin sen. Bunlar dönerek Türkiye'nin Rönesansı'na büyük katkıda evet. bulundular. Evet. Ressamlar, evet. matematikçiler. İşte Kocamemi, Cemal Tollu o zaman Almanya'ya gönderiliyor. E, müzikçiler, e, evet. Fransa, e, e, İtalya. Bir, bir tane şey var, e, matematikçi, büyük bir matematikçi var. Şeyde okudu. <laughs> Ekol e, e, Norma Süperyör'de okuyan ilk Türk Cahit, Arf. Cahit, Cahit Arf. Arf Cahit Arf orada Ekol Norma Süperyör'de yani Yüksek Öğretmen Okulu e, öyle e, Harvard falan solda sıfır kalır ki e, literatüre girdi Cahit Arf derken şunu hatırlatalım 10 liranın arkasında fotoğraf resmi olan kişi resmi <laughs> evet. olan bilim adamı Şimdi oraya gitti, <laughs> oraya gitti, geldi. Şimdi biyografilere bakalım Cumhuriyet döneminde. Mühendisler var, doktorlar var. Ee, şeyin aşı yapılan merkez neydi Ankara'da? Ee, Refik Saydam. Re Refik Saydam. Biyografiler okunsun. Şu görülecek, öncülük yapanların tamamı Avrupa'da eğitim ve öğrenim görmüş e, kadınlar, kızlar ve erkeklerdir. Mesela Gazi eğitimde... Ki Refik Say'dan bandırma vapurunda da var değil mi? Evet. Şimdi e, diyeceğim, e, bu böyle çeviri yapmadan, kültürel arası ilişki olma Mesela şimdi deniliyor ki efendim, batı kültürüne bizim ihtiyacımız yok, biz kendimize dönelim. E öyle mi? Öyle bir şey yok. İşte, Kopenhag kriterleri yani, ya bırak biz Ankara bir, bir, kriterleri oluşturuyoruz falan gibi. Cehalet lafından alınıyorlar <laughs> ama e, zamanında yapılması gerekeni yapmayana başka bir sıfat e, verilir mi bilmiyorum. <laughs> yani kimse de alınmasın e, üzerine. Şimdi kardeşim e, ne, diyor, e, ne diyorduk? E, bu şey işte e, sanatçılar gittiler ha, evrensel e, kültürü getirdiler. E, ha, şimdi bir bak zenginlik yaratılıyor. Şimdi Avrupa kültürü nasıl çıktı? Buna bakalım. Kültürün ilk e, kaynağı olarak e, bir süre önceye kadar eski Yunan gösteriliyordu. Evet. Eski Yunan gösteriliyordu. Eski Yunan'ı e, Roma takip etti. Ondan sonra Rönesans zamanında Yeniden doğuş olarak Yunan'a döndüler. Yunan'a döndüler. Fakat sonraki araştırmalardan anlaşılıyor ki Yunan'ın da e, etkilendiği. etkilendiği Mezopotamya kültürü var ve Hint kültürü var. İskende, büyük İskender'in İskender. seferi dolayısıyla Büyük İskender'in <laughs> seferi dolayısıyla ve Greklerin e, şeyle Perslerle yaptıkları savaşlar Ha savaşlar da iyi tercümandır. Evet. Öğrenimde işe yarar. İletişimde. Ş ha, şimdi. <laughs> Arap'la e, Yunan eee ilk çağ e, filozoflarını Süryaniler çevirdi. Süryaniler çevirdi. Bir de başkaları da var. Başkaları dur bakayım neydi onlar ya başkaları da var. Nusayriler, Nusayriler, Nusayriler. O bölgede yaşayan Urfa, Suriye Suriye bunlar Yunan şeyini, filozoflarını ki Suriye zaten pek Ar Arap Ar kültürünün Aristoyu. dışında da çok Aristoyu. Bir var. Aristoyu e Arapçaya çevirdiler. Arap Rönesansı Yunan e, şeylerinin, filozoflarının, Aristo'nun, Eflatun'un, özellikle Aristo'nun e, metinlerinin Arapçaya geçmesiyle bir şey başladı. Çeviri hizmeti başladı. Bu çeviri hizmeti e, Emevilerde pek yürümedi. Ama Abbasilerde Şaikaya yükseldi. <laughs> Müthiş kitaplar <laughs> çevrildi. Ee, Abbasi hükümdarları e, finanse ettiler saraylarına saraylarına tercümanları toparladılar ve e, Arap düşünsel e, sıtraması Yunan eski Yunan'dan Dünya yapılan ile entegre, oldu. E, entegre oldu. Peki bu işler olurken Araplar e, Müslüman değil miydi? Evet Müslüman. Evet. Arabi, yani bu 14. 13. yüzyıla kadar bu yükseldi. Peki bu Arap Müslümanlar ne diye kendileri Müslüman kültürlerinin üzerine kapanmadılar da şeye açıldılar. Dışarıya tabii, açıldılar. Tabii, dışarıya tabii. açıldılar. Gel zaman git zaman Batı'nın şeye ihtiyacı, şeyi unuttu Batı. Orta çağda Yunan kültürünü, Roma kültürünü unuttu. Hatta Hristiyanlık geldikten sonra Pagan dönemine ait isimleri Omeros mesela yasaktı. Ta Hristiyanlık döneminden başlayarak ta belki 100 yıl öncesine kadar Omeros ondan sonra Herkules mesela Herkül Milas bizim Herkül'ün adı bunların hepsi yasaktı. Hristiyanlık Dolayısıyla fakat Avrupa düşünürleri ve Arapça'dan hareketle şeyi keşfettiler. Eski Kadim Yunan kültürünü Aristo'yu Efendim eflatunu ve şeyleri seçti evet. şeyleri öğrendiler. Şimdi bu... E Edebiyatçıları, mesela evet. sana tuhaf bir şey söyleyeyim. Ee, biliyorsun, e, Molière, ünlüdür Molière. Evet, evet. Molière'in aşağı yukarı bütün oyunları Yunan yazarlardan yürütmedir. Ha. <laughs> Ve şeyini, e, yürüttüğü şeyler, mesela Cimri. Cimri. Cimri'yi Platus'tan yürütmüştür, kelime kelime. Ondan sonra Rasin, ünlü Rasin, e, klasik Rasin, e, el Elsit diye bir şeyi vardır. O Yunan'dan bir e, şeydir. Yunan ve Latin'i bunlar çeviriyorlar. Çevirilerin üzerine kendi adlarını yazıyorlar. Çeviriyi öyle... Çeviriyi yapan. Çeviriyi yapan sanki kendisi yazmış gibi adını yazıyor. Araplarda da öyledir. Ama şimdi o normal yazılması da gerekir değil mi? Ee, yok şimdi modern zamanda artık yazarın adı da yazılıyor matbaa çıktıktan sonra matbaa çıkmadan önce… Ha, orada yazarın adı yer almıyor sadece çeviren mi ee, yazılıyor? Yok e, naklen falan değil bilmem mi? ne diyorlar değil zaten 3-5 e, tane el yazması yapılıyor. Matbaa çıkınca her şey düzenle giriyor. Her şey düzenle giriyor. Şimdi ne oluyor? Ahmet Vefik Paşa amcamız Molière'i okuyor. Molière'i Türkçe'ye çeviriyor. çeviriyor. Türkçe'ye çeviriyor. Ve e, Cimri Pintamit diye çeviriyorlar. Ahmet Vefik Paşa mı yaptı yoksa başka birim bilmiyorum. <laughs> ve bizimkiler evet. meşrutiyette ve daha sonra e, e Fransız yazarlarını çevirirken aslında Yunan yazarlarını Romalı yazarları çevirmiş oluyorlar. çevirmiş oluyorlar. Çevirmiş oluyorlar. Şimdi hepimiz böylece şey olduk. Peki Osmanlı bu çevirinin neresinde? Osmanlı bu çevirinin şeye kadar birinci Selime, Yavuz Sultan Selime kadar çeviriler oldu. Ee, ama e, bilimsel değil, çoğu dinsel. Özellikle Fatih dönemi belki. Evet, mesela şimdi e, o zamanlar bak dört tane dil vardı: Arapça, Farsça, e, Grekçe ve Latince. Latince. Avrupa'da e, Latince yazıyorlardı yazarlar mesela Kopernikus e, kitabını Latince yazdı. E, dünyanın e, Astro. e, astronomi kitabını Latince yazdı. Galli e, Galleri'de e, Latince yazdı. Ne zaman e, Fransızlar gerçek dillerini buldular? 15. yüzyılda e, Dübeli, Oronçar e, onlar buldular. Hatta birisi Fransız dilinin savunması diye müthiş bir kitap yazdı. Bu 1500'lerdir. Halbuki bizim bizim Türkçemiz Yunus Emre zamanında Türkçe olmuştu. Çünkü. Yunus Emre 1300'lerde mi oldu 1200'lerde mi bilmiyorum. O i̇kisinin arasında. İkisinin arasında. Fransızlar Fransızca ya yazıyor. Çok yalın, çok sade bir Heh, Türkçe. Şimdi şu var. Sen Yunus'u bugün bugün yazılmış gibi okuyup anlayabiliyorsun. Evet. Yunus zamanındaki şeyleri de halk şairlerini de anlıyorsun. Ama divan şairlerini anlamazsın. Çünkü Türkçe değil bir azınlık için yazılmış eklektik bir dil. Doğru. Şimdi Fransız temiz Fransız diline 17. 18. yüzyılda erişti. Almanlar da önce. Ama biz Anadolu'da bugün <laughs> köylerde, kaçavalarda konuşulan dilin %99 ortağına konuşuyorduk. Ya Türkçe böyle evet, bir büyük evet. bir dildir. Hala o tarz konuşulan yerler var ya. Öyle, tabii şimdi şöyle bir tevatür vardır. Efendim, dil devrimi yapılmış da e, dede ile torun birbiriyle anlaşmaz olmuş baştan aşağı palavradır. Çünkü Osmanlıca yazı dilidir. Konuşma dili değil. Evet. Yazı dili, entelektüel dil. Bu aynı şey Yunan Yunanistan'da da vardır. Ee, yazı dili başka, ee, konuşma dili başka. E zaten Anadolu yazmayı bilmediği için ee, o kendi dilinde konuşuyor. Kendi diliyle konuşuyor. Yani nereden çıktı? Ee, dede ile torun anlaşamıyormuş. Ayrıca şu da var. Ee, divan Şiiriyle şiir yazan, nameleri Osmanlıca yazan, padişahlar, vezirler evlerinde Anadolu Türkçesi konuşuyorlardı. Evet. Gerçekler budur. Yani şimdi ee, daha neler söyleyelim? Sorun var mı? Var. Şöyle. Ee... Bir şimdi. Bak şimdi kapalı Osmanlı'daki kapalı hani çok çeviri yok. Fatih'ten sonra işte Yavuz Sultan Selim'den sonra e, Osmanlı'nın işte bu gerilemesi, Osmanlı'nın işte fethet dönemini yaşamasında Tabii, falan eee Yavuzdan, içe sonra, Yavuz'dan, kültürel sonra, içe Yavuz'dan sonra Evet. Yavuzdan sonra çeviri e, işlerinin terk edilmesi, çevirilerin sadece dini metinler üzerinde olması ve şer Şerhi de e, özgün metin olarak kabul ediyor ediyorlar. İkincisi e, Osmanlı e, imparatorluğu kurunca çok uluslu ve çok dinli bir imparatorluktu. Osmanlı herkesi rahat bıraktı. Çok dinli, çok dilli. E, i̇şte çok dilli ve çok dinli bir e, imparatorluktu. Efendim e, Hristiyanları Hristiyan olarak bırakmak. Bulgara, Bulgarca'ya konuşma izni vermek Osmanlı'nın toleransı olarak. Yani hayır, Osmanlı'nın toleransı değil işine geliyor. Çünkü e, t, t, Osmanlıca ve Türkçe konuşmayan ve başka dilden, e, başka dinden olan e, uydu şeyden e, tabalarından özel vergi alıyorlardı. E, e, eğer Müslüman olursa o vergiyi alamayacak. Alamayacaktı. Alamayacak. E, ticaret işi. Bu ta şeye kadar devam etti. Ben mesela bir örnek vereyim sana. Ee, şeyde 17. yüzyılda galiba Fransızlar diyor ki bizim baba Ali'ye bakın arkadaşlar diyor bu Moskov gelip sizin çeşmedeki donanmanızı, donanmanızı yakacak. Bizimkiler keh keh gülüyorlar. Nasıl ulan nasıl geçecek Karadeniz Boğazı'nı? Karadeniz Boğazı'nı hadi canım sen de diyorlar. Ama böyle ama böyle Baltık'tan geliyor değil <laughs> mi? Baltık'tan gelip şeyden geçerek Cebeli Tarık'tan. Cebeli Tarık'tan. geçerek donanmayı kibrit gibi yakıyorlar. Ondan sonra ana bunlar nasıl geçti diye düşünmeye başlıyor. Başka bir şey var. Ee, Ruslarla bir savaş var. Ruslarla savaş olmuş. Ee, Osmanlı yenilmiş. Ee, arada şey hakemler falan var, arabulucular oturuyorlar. Ee, Osmanlı ceza ödeyecek. Ee, bu cezaya ne deniyordu işte? Tazminat. Ceza, tazminat ödeyecek. Bizim e, gönderdiğimiz adamlar. Ee, bini milyonu falan bilmiyorlar yük diye bir şey var tre ee, teri, terim var bu e, yüz yahut da bin karşılığı bunlar e, beş yük sanıp beş milyonun altına imza atıyorlar of of of, of. beş milyon altına imza atıyorlar ondan sonra e, meşrutiyetle birlikte ikinci selim üçüncü selimden sonra ee, yeniçerilerin ayaklanması falan bilmem ne kelleler gidiyor falan ee, şey öğreniyor e, Osmanlı'nın padişahları o gerileme döneminde görüyorlar gerçekleri görüyorlar ama ulema sınıfından ve e, şeyden idari sınıftan e, bir şey elleri kolları bağlı. Yok yani onu taşıyacak şey yapacak. Ee, yok ama e, şimdi padişahın adını e, söyleyemeyeceğim. Seyirciler kusura bakmasın ama olayı biliyorum. Bir tane alim adam getiriyorlar Avustralya, Avusturya'dan. Adam geliyor akademisyen falan ve öğrenci topluyorlar kahveden şuradan buradan okuma yazma biliyor diye. Çünkü doğru bir lise öğrenimi yok, doğru bir ilkokul öğrenimi yok. Medreseler var, sübyan okulları var. Orada da ne matematik öğretiliyor, ne benzeri çağdaş bilgiler. Giriyor sınıfa, bir üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir diyor. Eyvah. Bizimkiler <laughs> düşünüyorlar, düşünüyorlar. Üçgenine göre değişir diyorlar. <laughs> üçgenine göre. Üçgen büyüyünce 180 derecede büyüyor mu? Hep 180 derecedir. <laughs> yani hep <laughs> üç... yalnız bunu ben Hürriyet'te yazdığım zaman şaka bir, gibi bir bir mühendis bana 180 derece olmadığını falan yüksek matematikle anlattı. Onu anlamadım. Beni ilgilendirmiyor yüksek matematik. Ben ortaokulda lisede üçgenler hakkında ne okuduysam o 180 derecedir. 80. Efendim e, ters açı yaptığın zaman karşısında 90 bilmem ne yapıyor. Yani dik açıda 90 e, derece açılar evet, 45 ondan, 45. Ondan sonra okullar açılıyor e, derken e, doğru dürüst e, eğitim başlayacak. Henüz şey kurulmamış. Mühendishaneyi Berri Hümayun falan kurulmamış. Haritalar ha Arkadaşlar bu arada o e, bir yazılı e, özdemirince bir yazılı şeyin arkaya fotoğraflar verebilirsiniz özdemir e, abinin çektiği bitir, bi, var. bitirmeden onları i̇şte oraya da geçeceğim kendi, Kendime dönmem lazım evet. e, haritalar e, ve teftişe gelecek e, diyelim ki sadrazam e, şeye gelecek. Ha şimdi bunu boş ver. Seyircilere ve dinleyicilere bu kitabı kesinlikle öneriyorum. Müthiş bir kitaptır. İçinde kültürel, e, siyaset her şey vardır ve her şeyin tercüme üzerine kurulduğunu anlatır bu. Hilmi Ziya Ülken e, profesördür ve e, mesela. Hans Reichenbach diye bir Alman şey profesör, Hilmi Ziya Ordinarius profesör. Onun için ne diyor? Bak, bakın, bu adam beyin oburluğuna tutulmuş. Yani öylesine bir adam ki beyin oburu. Müthiş bir düşünce adamı uyanış devirlerinde tercümenin rolünü ee, sosyoloji, felsefe, tarih, coğrafya, yurt bilgisi her konuda gözlerini açacak, ufuklarını genişletecek bir kitaptır. Ben e, dün kütüphanemde bulamadım. Bunu İş Bankası'ndan birini yolladım. Ayağım da ağrıyor. Gitti iki tane aldı getirdi. Birini ülkere verdim, birini de buraya getirdim. Sana vermem. <laughs> Şimdi ben ee, göster, benimkileri göster. Sırayla arkadaşlar kitapları geçelim. Çünkü onları da söylemem lazım. Ne evet. diye? Ben hayatımı bir bölümünü çeviriye hasrettim. Niye? Öğrenilmesi lazım. İsterseniz o kolajlardan bir, bir, bir Özdemir İnce birden girelim. Mesela e, şiir alanında süremiz azalıyor da e, o Neyse canım, be, şiir alanında modern şiirin kurucularını öğrenmeden şiir yazılmaz. Kurucuları Değil kim? kim? Alexis Bertrand, Gaspar de Lönevi diye bir kitap var. Rimbo, Arthur Rembo'nun bütün şiirleri ve e, Conte de Lautréamont'un eee Maldoror'un şarkıları. Bunları oturdum, 25 yılım verdim ve çevirdim, yayınlandı. Ha, bu ha, bunları şimdi e, şiirleri çevirdim. Bu dursun burada. Ardından modern şair olarak şey 3 e, Yunan şairini çevirdim. Yani Rissos, Konstantinos Kavafis, Kavafis, e, Yorgos Seferis, Adonis, Adonis şey e, Arap ve e, Arap şairlerini de tanıttım. Türkiye'deki mesela bu e, muhafazakarlar e, modern Arap kültürünü ve şiirini bilmezler. Ben öğrettim muhafazakarlara Arap şiirini ve edebiyatını. Ha hiç e, buradan başlarına kalkayım. Sayemde öğrendiler. Ha şimdi geçelim yavaşça. Yok bu bu, bu ha, dur, son kulursun. derece bu da eee İngilizce, Fransızca metinlerden, kaynaklardan, felsefe, şiir teorisi falan bunları okuyarak kendim dört tane kitap yazdım. Birisi şiir, bu dördüncü. Şiir, bir, bir, de şiir, şiir ve gerçeklik. Şiir ve gerçeklik birincisidir. Ve Şiirin gerçeklikle. İkincisi tabula raza. Tabular razayı göstermediler. O ikincisidir. O Bu yazınsal söylem üzerine yazınsal söylem nedir? Mesela yazınsal söylem diye bir şey vardır. Türkçe'de yanlış kullanıyorlar. Söylem belli bir alanda belli bir alanda özel değildir. Hukuk söylemi vardır, edebiyat söylemi vardır, Tarih söylemi vardır. Edebiyat söylemiyle davada kendini savunursan şey olursun hapse girersin. Her evet. dilin söylemi evet. var. Tabula rasa şeydir, edebiyatın ve eleştirin evet. düzleminin boş. Süremiz dolmuş. Boş. Bu şey ise Dünya Şiiri Antolojisi Behramoğlu ile birlikte. At 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 Behramoğlu ile birlikte yaptık. Dört cilttir. Aşağı yukarı iki bin sayfa falan. Daha bir gün çeviri var. Ee, hayatımın 30-40 yılını artık bıraktım. Ama e, öldüğüm zaman belki yaptığım çeviriler ve yazdığım teorik kitaplardan daha öne... Çevirilerim çıkar bilmiyorum umurumda değil. Ama bunlar çok önemliydi Türkiye'nin ee, dünyada evrensel kültürle. E, tabii bu, bu yani. Hiç iş olması için. Hizmet etmek için yaptım onu. Hizmettir. Çok ha, teşekkür ediyorum. Neyse ben de teşekkür ederim. Ee, be, be, ben bunları yaptığınız için teşekkür ediyorum. Ve sürenin de sonuna geldik. Son söz olarak. E, son söz olarak şunu söyleyeyim. E, hayatta her şey çeviridir. Çeviri olmadan ne hayat devam eder, ne barış olur. Çevirmen olmadan, evet. çeviri olmadan barış olmaz. Evet. Ha Bir şey daha söyleyeyim. Uluslararası konferanslarda iki ikiye görüşürken bile devlet adamlarının katiyen kendilerine konuşmaması gerekir. Çünkü konuşmak dili bilmek değildir. Yazmaktır bilmek. Bu yüzden çok iyi tercümanlar Çeviri. kullanmaları gerekir. Baş başa nasıl lan George falan evet. bunlar değil. Ciddi konularda konuş Doğru. çok iyi tercüman yetiştirilmesi Doğru. lazım. Doğru. Özdemir abi çok teşekkür ederiz. Zaman sınırlı ama devam ederiz ya, gene buna. Ya e öyle dedi yani sabahtan akşama konuşursun ama Evet. Bu televizyonun çok... ne olduğunu biliyorum. Sağ ol. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Rica ederim. Ben de Bu teşekkür eder. ederim. Fırsat. Sağ ol. Evet, Özdemir abiye tekrar çok teşekkür ediyoruz. Yarın yarın burada iki tane konuğum olacak. Hüsnü Mahalli ve Murat Muratoğlu. Dış politika ve ekonomi konuşacağız. Yarın birlikte olmak üzere. Güzel bir Cumartesi günü diliyoruz.